والبعث بعد الموت حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Günahlarımızın af ve mağfiret olması için, şu anda musallada hazır bulunan merhumenin de ruhun elde olması için bir daha kelime-i şehadet duyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Hocam buyur. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a duyuruyor ki Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Karşılaştığında selam vermek, eğer o Müslüman kendisinden önce vefat ettiyse cenazesinde bulunmak ve davetine icabet etmek, aksırdığı zaman ona rahmet etsin diye dua etmek. Neylesin? Ölüm herkesin başında, uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir, ne zaman, nerede, kaç yaşında bir namazlık saltanatı olacak bu musallaha taşında. Evet değerli kardeşlerim, hepimizin bir namazlık saltanatı olacak bu musallaha taşında. Ama bu musallaha taşına geldiğimizde kimsenin kalbini kırmadan, kimsenin üzerimizde maddi manevi bir hakkını koymadan, kamu ya da kul hakkına girmeden Rabbim kaçınılmaz olan bu musallaha taşına gelmeyi nasip eylesin. Amin. Yine Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, şu sorular kula sorulmadan kişi Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Nedir bunlar? Ömrünü nerede tükettin? Kazancını nerede kazandın? Kazancını nerede harcadın? İlminle amel ettin mi, etmedin mi? Rabbim bu sorulara hakkıyla cevap vermeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Muhterem Müslümanlar, musallada hazire bulunan merhumeye taalluk eden haklarınızı Allah rızası için helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal ettiniz. Helal olsun. Mevlam helalinizi kabul ve makbul edesin. Amin. Ya Rabbi niyet eyledim. Senin rızan için hatun kişi cenaze namazı kılmaya yöneldim kıbleye buyurun hasrolan imanla. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Salavat-ı Şerife. Salavat-ı Şerife. Salavat-ı Şerife. Merhumenin ruhiyetin Sultan-ı Şerif okuyalım. Ma'am Esselam. أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبحانه. صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.
Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vaffu anna ya Kerim. Vaffu anna ya Rahim. Lağfir lana zunubena bi fadlike ve keramike ya ekremel ekramin. Ve ya erhamer rahimin. Ey alemlerin sahibi, gönüllerin hakim olan Allah'ım, günahkarlarımızı açtık, kapına geldik, sen bizleri dergahından borç çevirme ya Rabbi. Kulluk edemedik, affına geldik, sen bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biliyoruz senden bir şey isteyecek yüzümüz yok, elimiz boş, yüzümüz kara. Ama şunu da biliyoruz ki, senden başka gidecek kapımız da yok. Sen bizleri kapından boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbi, burada bulunanımızı, bulunmayanımızı, büyüğümüzü, küçüğümüzü, kadınımızı, erkeğimizi sen bağışla ya Rabbi. Bizlerden öldüreceklerini iman üzere öldür. Bizlerden yaşatacaklarını İslam üzere yaşat. Ya Rabbi, bilhassa aramızdan ayrılıp gerçek dünyasına yolcu ettiğimiz bu kardeşimize ya Rabbi, bağışlamanla, affınla, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Eğer o iyiydiyse iyiliklerini artır. Eğer nefsine, şeytana uymuş, günaha bakmışsa onu ve bizleri affedecek yalnız sensin. Onu ve bizleri affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, uzaktan yakından gelmiş şu kardeşine son yolculuğunu, son görevini yapmak için kardeş gelmiş kardeşlerimin de geçmişlerine merhamet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, amin, amin diye duamıza iştirak eden şu kardeşlerimizin de İçinden geçirdikleri müsbet duaları sen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz çok şeyler düşünür, çok şeyler isteriz. Rızana uygun isteklerimizi sen kabul eyle ya Rabbi. Sen kabul eyle ya Rabbi. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Evet, değerli izleyicilerimiz, merhumun cenaze namazı kılındı ve aile mezarlığına defnedilecek öyle köye götürülüyor. Tüm Bayraktutan ailesinin başı sağ olsun diyoruz. Thank you.